Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe COVID-19 gündemiyle devam edeceğiz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Alper Şener yayınımızda. Sayın Şener, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. COVID-19'da mücadele devam ediyor ancak vaka artışı da devam ediyor. Aynı şekilde İstanbul'da harita kırmızıya döndü. Yine pek çok ilde yoğun bakımlarda artış sürüyor. Bugün Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada aşılama oranının yükseltilmesi çağrısı vardı. Bu şekilde kışı nasıl geçireceğiz sizce? Ne söylersiniz? Şu anda olgu sayıları stabil seyrediyor aslında. Her ne kadar bazı illerde renk değişimleri olsa bile, hastalık yoğunluğunda, densitesinde artış olsa bile 20 bin ile 30 bin bandında gidiyor. 30 bin bandın günlük olgu sayılarının üstüne çıkmaması, günlük ölüm sayılarının da 200'lerde stabil seyretmesi kötünün iyisi pozisyon diyebiliriz. Çünkü istediğimiz şey ne aslında? Hiç aşılanmamış olan popülasyonun bir an önce aşılanması, üçüncü doz zamanı gelmiş olan grubunda bir an önce aşılanarak toplumda genel bağışıklık oranımızı şu anda %60'lardaki genel bağışıklık oranı, sürü bağışıklığı anlamında konuştuğumuzda bunu daha yukarı 70'lere, 80'lere ve daha yukarısı ideali taşımak gerekiyor. Çünkü kış dönemi her halükarda hep baştan beri söylediğimiz gibi kapalı alanlarda vakit geçireceğimiz durumlar nedeniyle hastalığın yayılımı açısından risk içeriyor. Özellikle kapalı alanlar vurgusu çok önemli. Şimdi tabii sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde COVID-19'la mücadelede bir vaka sayısı yüksekliği görüyoruz. Avrupa'da önlemler yeniden alınmaya başladı. Örneğin Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, Yunanistan'da kapalı alanlara aşısız vatandaşların girmemesi gibi önlemler alınmaya başladı. Türkiye'de bazı önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Neler yapılmalı sizce? Şu anda bir sıçrama olmadığı için olağanüstü önlem gerektirecek bir tablo yok. Yani Avusturya, Almanya gibi ülkelere baktığımız zaman onlar aslında %800 civarında bir olgu sayılarında artış yaşadılar. Bizim yaklaşık 2,5 aydır yanlış bilmiyorsam, rakamlar beni yanıltmıyorsa, yanlış hatırlamıyorsam, stabil seyrediyor. Bizim şu anki pozisyonumuz aslında bu stabilliğin aşağı düşmemesinden dolayı tedirginiz. Bu stabil seyreden olgu sayılarının aşağı düşmesini istiyoruz. Çünkü şu andaki yaşadığımız periyot aslında kritik olarak baktığınızda olgu sayısını çok rahat aşağıya düşürebileceğimiz bir periyot. Yani aşılama oranlarıyla. Onun dışında hastanelerde genel yoğunluk anlamında ise hastaneye başvuruda, acil servislere başvuruda, yoğun bakım yataklarda doluluk oranlarında reel olarak olağanüstü bir durum yok şu aşamada. Ama bu yaşanmayacağı anlamında çıkmıyor tabii ki. Önümüzdeki günler içerisinde her zaman için tetikte olmamız lazım. Çünkü genelde Avrupa ile kıyasladığımız zaman Türkiye'yi Avrupa'da bir ay önce olan şey yaklaşık bir ay sonra da Türkiye'de de benzer rakamlar telaffuz edebilir pozisyona geliyoruz. Alfa varyantı ve delta varyantı yaşadığımız gibi. Peki. O yüzden Avusturya ve Almanya'yı iyi takip etmek lazım. Avusturya ve Almanya'daki özellikle vaka sayılarının sıçramaların temel sebebi aslında üçüncü dozların gecikmesi, onlar da üçüncü doz zamanının geç başlamış olması. Türkiye'nin bir avantajı var, ona erken başladık biz diğer ülkelere göre kıyasladığımız zaman. Bir de önlemlerin birdenbire kalkması. Almanya ve Avusturya biliyorsunuz birdenbire önlemleri kaldırdı. Maske zorunluluğu kalktı, kapalı alanlardaki uygulanacak zorunluluklar kalktı. Türkiye bunların hiçbirini hiçbir zaman kaldırmadı, bakın dikkatinizi çekecek olursa. Şu anda bizim stabil seyreden olgu sayılarındaki belki bir nevi başarı olarak algılanacak olursa, tırnak içerisinde, bizim aslında bir avantajımız gibi görünüyor. Bu avantajı artı hale çevirmek için, daha da arttırmak için yapmamız gereken şey, Sağlık Bakanlığı yaptığı gibi, sizin de tekrar tekrar yaptığınız gibi aşılama oranlarımızı arttırmaya yönelik hareket etmemiz. Peki aşı olmayan vatandaşlar konusunda bir ayrım yapılması sosyal hayat içerisinde sizce doğru olur mu? Bu dünyanın pek çok yerinde tartışıldı, denendi, hala uygulaması olanlar var. İşe yarayan modeller var, işe hiç yaramayanlar da var. Türkiye açısından baktığımızda bu sosyolojik ve psikolojik olarak yönetimi zor bir alana doğru kayar gibi düşünülüyor. Yani ben sosyolog ve psikolog değilim, hani toplum psikolojisi bilmiyorum. Bu konuyla uzman kişilerden görüş alındığı zaman, benim de sohbet ettiğim kişilerden aldığım feedbacklerle, bu konudaki uzman kişilerden aldığım feedbacklere göre bunun Türkiye gibi toplarda ters tepeceğini, aşılamayı tam tersine bir inatlaşma pozisyonuna sokacağını, bu yönde daha çok bilgi aktararak, bilgi yönde ikna etme yönde gitmek gerektiğini salık veriyorlar bu konudaki uzmanlar. Sahada aslında şöyle bir gözlemimiz var, bu belki kısmi olarak bir fikir verebilir işe yarayıp yaramadığına yönelik. Şimdi üçüncü doz için gelenlere bakıyoruz. O daha önceki dönemlerde görmüyorduk bunu. Onlar etraflarında hiç aşı olmamış kişileri getirmeye başladılar.
Yani kendileri aslında iki doz olmuş. Bunlar aşıyla ilgili bir tereddüt yaşamayan grup. Kendileri üçüncü doz için sadece teknik olarak bazı şeyleri bilmedikleri için bazen randevu alamayanlar oluyor, bazen gelemeyenler oluyor, bazen öteleyenler oluyor, önemsemeyenler oluyor. Bunlar yavaş yavaş ikna olup aşı olmak için aşı polikliniklerine başvurmaya başladıkları zaman en azından ben kendi çalıştığım birimde görmeye başladım. Yanlarına hiç aşılanmamış grubu getiriyorlar. Bir nevi bu aslında akran eğitimi gibi. Yani bizim aslında söylediğimiz şeylerin birebir dört dörtlük algılanmadığını düşünüyorum ben. O yüzden bu algıyı yönetmeye de algıyı arttırma anlamında, farkındalığı arttırmak anlamında şu anda sizle yaptığımız konuşmaların, yayınların reel anlamda olumlu katkısı olacağını düşünüyorum. Peki Sayın Şener, aynı zamanda kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ve kapalı alanlarda vakit geçirilmesiyle birlikte enfeksiyon vakalarında da çok fazla artış yaşandı. Grip miyiz, Covid-19 muyuz çelişkisi başladı. Bu noktada vatandaşlara önerileriniz ve uyarılarınız nedir? Yani her belirtide gidip mutlaka test yaptırılmalı mı mesela? Tabii ki değil. Çünkü bunları birbirinden basitçe ayırt edebileceğimiz şeyler var. Bir kere ishal ve tat koku kaybı varsa aksi ispat edilene kadar bunu COVID-19 gibi düşünmek lazım. Bu çünkü nezle ve gripte tat koku kaybı ve ishal gördüğümüz tablolar değil, semptomlar değil. Nezle ise daha çok burun tıkanıklığı, geniz akıntısıyla kendini baş gösteren bir üst solunum yolu enfeksiyon tablosu. Grip ise kas ağrısı, eklem ağrısı ve ateşin daha belirgin oldu ama bunların hepsi bir araya koyduğunuz zaman, toplu halde düşündüğünüz zaman COVID-19'da da gördüğümüz klinik tablolar. Burada belki bir nevi uyarıcı olan şey şu olabilir. Kendileri dışında etraflarında yakın zamanda pozitif çıkan birisi varsa, yani temasta bulundukları, pozitif çıkan birisi varsa, tanıdıkları, bildikleri, yakın akraba, arkadaş, eş, dost, iç içe bulundukları, çalışma, mesai arkadaşı denilebilir. Eğer böyle bir durum varsa COVID-19 açısından hemen bir an önce test edilmeleri gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz, erken test ve erken tanı da her halükarda hastalığın seyrini olumlu yönde değiştirme imkanımız var. Şimdi okullar konusunda da birkaç uyarı ve yorum almak istiyorum. Ara tatil oldu. Çocuklar bir tatil yaptı. Şimdi tekrar sınıflara geri dönülecek. Bu konuda bir vaka artış söz konusu olabilir mi? Nelere dikkat etmeli veliler? Burada reel anlamda bir sıçrama olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü neden? İlk beklediğimiz sıçrama aslında ilk okulların açılma zamanıydı. Yaklaşık 1,5 yıllık kapanmadan sonra hiç temasta bulunmayan bir grup bir an önce insan trafiğine çıktı. Bu dönemde bir anormal bir sıçrama görmedik hatırladığım kadarıyla. Bir minik pikler oldu, sıçramalar oldu ama anormal bir sıçrama olmadı. O zamandan bu zamana, açıldıktan bu zamana da öğretmenler özellikle ağırlık olarak aşılandı. Bildiğim kadarıyla %90'ına yakını aşılı Türkiye'de öğretmenlerimizin, eğitim grubunun. Okullarda bu kişilerle, çocuklarla iç içe çalışan grup diyeceğimiz kantin, servis vesaire gibi bu alanlarda çalışanlar da zaten aşısız çalışmaya yönelik bir lisans ve takiple ilgili bir şey var, müeyyide var. Yani onunla ilgili servis şoförü olamıyorlar, servislerde çalışamıyorlar, aşılama takvimini tamamlamayan grup. Ben bu alanda özellikle okulların açıldığı dönemde bir anormal bir sıçrama olacağını düşünmüyorum ama yüksek öğretimi bundan ayrı tutmak lazım. Yüksek öğrenim biraz daha özellikli bir tablo. Biliyorsunuz yüksek öğrenimde işte yurtlar da var bunun içerisinde, yurtlar da giriyor. Öğrencilerin bir kısmı hibrit eğitim görüyor. Uzaktan eğitim görenler de var. Tekrar okula, hibrit eğitimlerin arasında okula gelip okula girmek zorunda yüz yüze uygulama dersi özellikle uygulama dersi için gelmek durumunda olanlar da var. Bunlarda da bu tedirginlik var ama bir taraftan da daha rahatı. Çünkü neden? Bu grup zaten aşılanması gereken grup. Aşı açısından aşı tanımlanmış olan grup. Bu kişilerin artık bireysel olarak bence bir an önce aşılanmaları gerekiyor. Özellikle yüksek öğrenim öğrencilerinin. Hem eğitimin aksamaması için hem de kendilerini bireysel anlamda korumak için. Çünkü bu yaş grubunda ağırlıklı şunu görüyoruz. Bana bir şey olmaz, ben gencim gibi bir yaklaşım oluyor. Buna çok güvenmemek lazım. Ne yazık ki halihazırda hastanelerde ve yoğun bakımlarda ölüm görülen vakalar dahil olmak üzere 25 ile 45 yaş arası grupta da Türkiye'de yaygın bir kümelenme oldu belli bir dönemde. Şu anki net rakam bilmiyorum ama bu geçtiğimiz birkaç ay öncesi o grupta bir ağır bir kümelenme vardı. Dolayısıyla bu grupta kendileri açısından bireysel korunma anlamında dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi bir de şöyle sorular oluyor. Covid-19'dan ne zaman kurtulacağız ya da kaç doz daha aşı olmamız gerekiyor? Nereye kadar aşı olacağız diye. Sayın Uğur Şahin'in bir açıklaması oldu bu konuyla ilgili. İleride grip aşısı gibi yılda bir Covid aşısı olmak koruma için yeterli olacaktır diye. Covid aşısı artık hayatımızda hep süre gelecek bir aşı olarak mı kalacak acaba? Evet, öyle görünüyor Seda Hanım. Onu uzun zamandır zaten tahmin ediyoruz. Uğur Şahin dışında da bir sürü bu konuyla ilgili otör diyebileceğimiz kişiler de bu konuyla ilgili aktif tahminlerde bulunuyorlar.
Aslında salgının gündemden çıkması tamamen vatandaşın aşılanması ile ilişkili. Bununla ilgili projeksiyonlar var. Yakın zamanda basıldı Birleşmiş Milletler'in bu konuda, çünkü ekonomik boyut da var bunun biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler özellikle ekonomik ve sosyolojik boyutuyla daha çok ön planda ilgileniyor. Dünya Sağlık Örgütü sağlık bölümüyle daha çok ilgileniyor. Çok kısaca özet olarak geçeyim. Toplumda bağışıklık oranı %85'in üstüne çıkaranlar grup diyebileceğiniz, onlar da 2022 yılı içerisinde bu iş bitecek. Ama 50 ile 80 bandında devam eden grupta bu 2023 yılına da sarkabilir pandemi bu ülkelerde. Ama gündemden tamamen çıkması için Afrika'nın ciddi bir kesiminin aşılanması gerekiyor. Çünkü Afrika'da hali hazırda şu anda 100 kişiden bir tanesi daha aşılanmış değil toplam nüfusa vurduğunuz zaman. İşte bu noktada aşılarla ilgili üretim ve seri üretim ve aşıların bu ülkelere bağışlanması ile ilgili kavram ortaya çıkıyor. Burada Turkovak bizim için çok önemli. Turkovak neden önemli? Yerli ve milli aşımız olması dışında, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti bu aşıyı bağışlamayı da taahhüt etti COVAX programı içerisine. Beraberinde çok ciddi dozda seri üretimle birlikte net rakamlar belli olacak ama biz sadece bu konuyla uğraşan bilim insanlarından edindiğimiz bilgiyi aktarabiliriz. Türkiye ciddi anlamda bunlara bir bağış yapacak. Bu bağışla ilgili, Turkovak'ın bağışlanmasıyla ilgili de genel anlamda da sadece kendi ülkemiz için değil, dünyanın geneli içinde salgının yönetimi anlamında bizim açımızdan manevi bir başarı olacak. Maddi başarı ise şu anda uyguladığımız aşılar ya da yaptığımız aşıdan hepsi dışa bağımlı aşılar. Turkovak gibi bir aşı Türkiye'de üretilir ve net bir konuma gelecek olursa, pozisyonunu alacak olursa ki 2022'nin başında bu olacak gibi görünüyor. Bizim için de önümüzdeki yıllarda COVID-19 aşısı, grip aşısıyla birlikte sadece Turkovak olarak yapılabilir pozisyona gelecek. Bunun için buradan sizin aracınıza bir kere daha söylemekte fayda var. Son yüzlük bir grup kaldı bu aşının bitmesi, aşının faz 3'ünün bitmesi için. Faz 1 ve faz 2'yi başarıyla bitirdi. Faz 3'ün bitmesi için bir yaklaşık 1000 kişilik bir rakam gibi bir grup gönüllüye ihtiyaç var. Bu gönüllü kişiler de bir an önce tamamlanacak olursa bu yıl içerisinde önümüzdeki yıl bu rakamlar rüştünü ispat etmiş olacak çünkü. Aşı anlamında baktığınızda seri üretime geçip bizim için de bir medarı iftarımız olacak. Sayın Şener, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar ben sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar Seda Hanım. Çok sağ olun. Profesör Doktor Alper Şener bizlerle birlikteydi. Bilim Kurulu üyesi aynı zamanda kendisi. COVID-19'da mücadele